Ben önce dünya hayatındaki imtihandan bahsetmek istiyorum. Allah yeryüzünde hepimizi küçük büyük birçok imtihana tabi tutuyor. Ve biz son zamanlarda şahit olduğumuz Müslümanların yaşadığı imtihanlar. Ama biz biliyoruz ki Allah bütün imtihan, yaşadığımız küçük büyük bütün imtihanların hepsini habersiz yaratmıyor. Hepsinden haberdar. Çünkü Allah Hadis suresi 22. ayette şu şekilde buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma esabe min musibeti fil ardi ve la fi anfisikum illa fi kitabim min gablihi ennebraha. Yeryüzünde olan ve nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. İnne zalike alallahu yesir. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır diyor Allah. Şimdi herkes dünya hayatında da yani hayatında bolluk içinde, refah içerisinde, barış içinde, huzur içinde yaşamak ister. Bize böyle bir mekanın olduğu haber verilse ve istediğimiz her şeyin sonsuza kadar verileceği ve hiçbir karşılığı olmadığı ve böyle de bir mekan olduğu bildirilse, değil mi? Buna hiç kimsenin itirazı olmaz. Şimdi biz hepimiz biliyoruz, yeryüzündeki bütün insanlar biliyor ki öldükten sonra iki tane yaşam var. Biri dünya hayatı, diğeri de biri cennet, diğeri ise cehennem. Ve bu dünya hayatı da bizim için cenneti kazanmak için bir kısa bir imtihan yeri. Allah bu dünya hayatında insanları imtihanlara tabi tutup kendisi bu imtihanı geçen kişilere de cenneti bahşettiğini biliyoruz. Peki bunun bilgisine sahip olduğumuz halde bizi bu cenneti müjdelemekten birbirimize, bunun arzusunu duymaktan, bunun için mücadele etmekten alıkoyan nedir? Bunun birçok sebebi var. Yani birçok değil aslında. Bir sebebi insanların ahirete inanmamaları. Diğeri şüphe içerisinde olması. Bir tanesi de insanların cennet hakkında bir bilgi sahibi olmamaları. Çünkü Allah birçok ayette bize cenneti detaylı şekilde anlatmış. Fakat Kur'an'a gerçek anlamda hakim olmayan kişiler Allah'ın anlattığı bu cenneti de kafasında tasvir edemiyor. Yani yaşayamıyor. Halbuki Allah bize bu dünya hayatında yalnızca Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için yarattığını bize Hadis suresi 21. ayette bildiriyor. Şu şekilde bildiriyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sâbigu ilâ mağfireti min rabbikum ve cennâtin erduha kârdi semâvâti vel ard. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için yarışın ki uiddet lillezîne âmenu billahi ve rusulih. O cennetin genişliği göklerle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. Zalike fazlullah yuhtihi me yeşa. Bu Allah'ın fazlıdır ki onu dilediğine verir. Vallahi zul fazl azim. Allah büyük faz sahibidir diye buyuruyor Allah inşallah.